Raindrops TV'desiniz sevgili seyirciler, değerli dostlar. Gün bugüne hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan dernekler var. Bunlardan bir tanesi Embrace Relief, bir tanesi de Sky Academy. Ve Embrace Relief'in birlikte çalıştığı yaklaşık 80 tane partner dernek var. Bunlar dünyanın çok farklı ülkelerine, 50 farklı ülkede 80 farklı partnerle iyilik rüzgarları götürüyorlar. Yani kendi ışıklarını o ülkelerdeki çerahlarla, mumlarla, ışıklarla buluşturuyorlar ve o ülkelerde de yeniden ışıkların cıvıl cıvıl yanmaya başladığını görüyorsunuz. Bu kez Tanzanya'ya gittiler bu gönüllü arkadaşlar. Tanzanya'da yine bir partner kuruluş var. Işık Çereti, yani Işık Derneği diye bir dernek var. Tanzanya'daki arkadaşların kurduğu bir dernek ve oradaki eğitim faaliyetlerine omuz veren dernek. Peki ne oldu? Bunlar öyle neden gittiler? Onlar orada nasıl karşıladılar ve sonuçta ortaya nasıl bir güzellik çıktı? Bugün bunu konuşacağız. Gün bugün de bugün Caferi Bakuza, Tanzanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Sami Kuloğlu kardeşim ve Mustafa Erkan Öztürk bizim konuğumuz olacak. Farkındayım, girişi azıcık uzattım. Değerli konuklarımı ben hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Caferi Bey, Sami Bey ve Mustafa Erkam Öztürk Bey. Hoş geldiniz. Caferi Bey, Tanzanya'dan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Sami Bey, sen de hoş geldin New Jersey'den. Hoş bulduk abi. Mustafa Bey de az sonra gelecek, programımıza konuk olacak. Çok teşekkür ederim sorduğun için. Eksik olma Caferi Bey. Tanzanya'dan hangi şehirden bizimle bugün bu temas kurdun? Hangi şehirdesin? Evet, Tanzanya'dan Darussalam'dan sesleniyorum abi. Darussalam'dan aleykümselam. Adı bile çok güzel. Darussalam, aleykümselam. Evet. Şimdi önce Sami Bey, Caferi Bey ile ben Tanzanya'yı biraz konuşmak istiyorum. Yani siz New Jersey'den, Amerika'dan Tanzanya'ya bir iyilik için gittiniz. Önemli bir iş için gittiniz ama Tanzanya'nın neye ihtiyacı vardı? Genel fotoğrafı nasıldı? Bir onu konuşalım. Onun ardından size tekrar dönmek istiyorum. Caferi Bey, şimdi Tanzanya'da Darussalam'da bir Işık Çeriti diye, Işık Derneği diye bir dernek var. Oranın genel sekreteri olarak vazifeyi sürdürüyorsunuz. Işık Çeriti ne iş yapıyor? Ve bu son Amerika'dan gelen arkadaşlarla birlikte ne yapmaya çalıştınız? Okey. Öncelikle ismim Cafer Bakuza. Işık Çeriti Derneği koordinatör yardımcısı işteyim. Şimdi bizim çeritimiz olarak yaptığımız faaliyetleri iki ana bölümde bulabiliyoruz. Birincisi sezon projelerimiz var ve ikincisi sene boyunca yaptığımız projeler var. Sezon projelerimiz Ramazan ayında gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Başka sezon projemiz kurban. İşte Ramazan ve kurban, bunları biliyorsunuz. Bunlar ibadet olduğu için belli bir zamanda, belli bir şartlarda yerinde getirilmesi gerekiyor. Çok güzel. Onların dışında yaptığımız projelerimiz var. Su kuyuları açıyoruz burada. Sağlık sigortaları, tadilat ve inşaat projeleri yapıyoruz. Ve en önemlisi bu son zamanlarda yapmaya başladık. Women Empowerment, yani kadınlara yönelik projeleri de bu sene yapmaya başladık. Şimdi su kuyuları açıyoruz. İhtiyaç sahibi olanlara, okullarda olsun, hastanelerde olsun, yetimhanelerde olsun, onlara da su ihtiyacı olduğu için onlara açıyoruz. Sağlık sigortaları, biliyorsunuz bu çok önemli bir konu. Buradaki çocuklar mesela sene boyunca bu sağlık sigortası aldıktan sonra istedikleri hastanelere gidip orada bir muayene ya da kontrol bakılabiliyor. Tadilat ve inşaat yaptığımız projeleri, bunları mesela yetimhanelerde tadilat yapıyoruz ya da sıfırdan başlıyoruz. Women Empowerment'da bunlar mesela kadın bezi olsun, onlara burs öğrencileri veriyoruz sene boyunca. İşte genelde bu çerçevede işlerimiz bulunuyor.
Çok şimdi, güzel Türkçe konuşuyorsun, çok güzel meramını anlatıyorsun. Böyle antır parantez sorayım, bu güzel Türkçeyi, bu güzel ifade etme biçimini nereden öğrendin? Ben Türkiye'de mezunuyum, üniversite. Bursa Abdülhamit Üniversitesi'nde ilahiyat mezunuyum ben. Evet. Çok iyi. Tanzanya'da evet, Tanzanya'da okudunuz mu Türkçeyi, yoksa direkt Türkçeyi Türkiye'de mi öğrendiniz? Yok. Benim Türkçem Türkiye'de öğrendim. Buradan sıfır. Oraya öğrendim. Buradan ama literatüre hakimsiniz. Buradan sıfır. Her şeyi Türkiye'den öğrendim. Peki. Evet. Bu son girişiminiz, son diyaloğunuz, son işbirliğiniz nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklandı? Biraz da ondan bahset. Evet. Şimdi bu son yaptığımız faaliyeti bu istatiklerle bağlı. Şimdi Tanzanya'ya göre istatikleri şöyle. Bir tuvalet normalde 25 öğrenci kullanılmalıdır. Ama işte biliyorsun bu devlet okulları bazen zaman çocuklar sayısı fazla oluyor. Ondan dolayı bu istatiklere uymuyor. Biz dedik ki bu sefer bu projeyle yönlendirelim. Çoğu okullarda tuvaletleri mesela erkek tuvaletleri ve kızlar tuvaletleri bir tuvaleti 25 öğrenci değil 50'den fazla öğrencileri kullanılıyor. Bunu hem sağlık hem hijyen için çok tehlikeli bir ifade. Ondan dolayı bu Amerika'dan gelen gruba biz onlara bir proje sunduk. Ama onlar önce bize geldi. Biz Tanzanya'ya hem bir proje yapmak istiyoruz. Ne proje yapabiliyoruz? Biz de o projeyi onlara sundu ve elhamdülillah bir okul seçtik. Bu projeyi gerçekleştirdik. Bu okulda bir tuvalet mi inşa edildi yoksa tamirat mı yapıldı bir tuvalette? Yok. Bu okulda sıfırdan bir tuvalet yapıldı abi. Artık 25 kişinin kullanabileceği yeni bir tuvaleti aynen, oldu okulun. Belki daha fazlasına da ihtiyacı var. Evet, evet, doğrudur, doğrudur. Yani şu ana kadar zaten bu tuvalet proje iki okuldan yaptık şu ana kadar. İki okul yaptık. Biri Dunda Secondary School, diğeri de Buma Primary School. Daha çok ihtiyaç var mı Tanzanya'daki okullarda? Evet. Daha çok ihtiyaç çok var. Genelde, peki evet, bir tuvaleti yapmak, var. Bir tuvaleti yapmak, ortaya çıkartmak pahalı bir iş mi orada? Pahalı diyebiliriz yani pahalı ama bunu pahalı da demeyelim çünkü mesela burada devleti var. Devlet bu normalde bu işleri devlet yapmasıdır. Ama işte devlet yapacak şeyler çok var. Ondan dolayı biz gibi işçilik çareti devlete, devlet durduğun zaman biz orada elimizi uzatıyoruz. Ama nasıl elimizi uzatıyoruz? Hem içerideki partnerlerimizle hem de dışındaki partnerlerimize bu ihtiyaçları karşılamayı yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi beraber seyrediyoruz. Biraz önce sevgili çocukları seyrettik. Minik minik yavrular, secondary school, yani herhalde 7-8-9 yaş grubu onlar. Kızlar var, erkekler var. Yani yemeleri, içmeleri tamam. Daha önceden farklı projeler yapılırdı. Yani kütüphane projesi yapılır, kültür merkezi projesi yapılır, okul projesi yapılır ama ilk defa Bathroom Project diye bir proje duyuyorum. Ben de ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Ne kadar ihtiyaç varmış meğer. Ne kadar değerli bir işe imza atmışlar. Şimdi nasıl neticelendi biraz sonra konuşalım ama Nuri Beyler, Sami Beyler bundan nasıl haberdar oldular? Bir onu öğrenelim. Sami Bey, siz bu projeden nasıl haber oldunuz? Nasıl organize oldunuz? Herkes yaz tatilini işte farklı bir yerde geçirirken siz kalkıp Tanzanya'ya gitmeyi tercih ettiniz böyle bir projeyle beraber. Bu motivasyonu anlat bana. Neden böyle bir yolculuk yaptınız? Abi şöyle, Embrace Relief bizim buradaki Sky Academy kurumuna bu arkadaşların seslerini seslendirdi. Oradan da abiler bize anlattı böyle böyle durumlar, insanlar böyle yaşıyormuş diye. Biz bunları duyunca tabii yani yerimize duramadık. Yani insanlar burada böyle yaşıyorken biz nasıl Amerika'da böyle rahat içinde yaşayabilirim diye düşündük. O düşünceyle beraber, o heyecanla beraber
para topladık, bağış topladık ve öyle gittik oralara. Para toplamak, bağış toplamak ne demek? Bu fundraising dediğimiz internet üzerinden yapılan bir çalışma mı? İnternet üzerinden WhatsApp'ta posterlar yaptık, PDF'ler yaptık, Hı. insanlara anlattık. Sonra bizim burada Pioneer Academy diye bir okulumuz var, hizmetin. Orada bayram programında mesela bir kurduk, bir tent kurduk. Orada insanlara işte teker teker gittik, işte böyle böyle anlattık bu durumu. O şekilde işte bağış topladık. Ya şimdi şunu anlıyorum. Mesela Tanzanya'da bir okul var. Okulun kütüphanesi yok. Oraya bir kütüphane yapalım diye gidip anlatmak çok doğal. Ama Tanzanya'da bir okulu var. Oranın tuvaleti yok. Demek biraz garip kaçmıştır. Nasıl karşıladılar sizin gidip yardım talep ettiğiniz insanlar? Abi insanlar yani çok algılayamıyor. Yani Hı burada o hı. kadar bir alışmışlar ki yani bu kadar temel bir ihtiyacın çok rahat bir şekilde karşılanmasına. Böyle anlatınca ilk başta insan yani böyle bir 15-20 saniye geçmesi lazım insan böyle yani burada harbiden lavabo yok mu demesi için. Kaç kişi yola çıktınız? Benle beraber 13 kişiydik. Nasıl? 12 Seyahatiniz nasıldı? Yolculuğunuz nasıldı? Oraya giderkenki heyecanınız, konuşmalarınız, beklentileriniz, hayalleriniz, inan çok merak ediyorum. Oraya giderken bayağı tedirgindik. Yani neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Emniyeti nasıl, insanları nasıl, bizi nasıl karşılayacaklarını bilmiyorduk. Ondan dolayı ve ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Yani dünyanın diğer ucu, yani Afrika, burada Afrika deyince yani aklına ne gelir bilmiyorum. Ve yani karşıladığımız inanılmayacak şeyler. Yani ilk 2 gün vardığımızda yani gördüğümüz beynimiz algılamıyor. Öyle diyeyim size. Yani bambaşka bir Ne demek dünya. o? Algılayamadığınız şey nedir yani? Yani Tarif insanların edin, bizim böyle beynimiz yaşadığı. algılasın. Abi yani insanlar nasıl diyeyim? Mesela ana şeyden Dar es Salaam'dan bir 2 mil çıkınca insanlar yani evleri ev diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani eve su gitmiyor, elektrik gitmiyor, camları yok, evin içinde koltuk yok, halı yok, bir şey yok yani. Bu böyle şeyler sonra bir 11 gidince zaten nasıl anlatayım yani anlatması çok zor öyle diyeyim size yani insanların Oturup ağlayasımız geldi diyorsun yani anlatmaktan tabi ziyade tabi o tabi. hale orada yaşayan insanlar var. Dünyanın bir bölümü, önemli bir bölümü orada yaşıyor. Ve çocuklar var. Geleceğin mimarları dediğimiz çocuklar. Tanzanya'yı da büyütecek olan, Afrika'yı da büyütecek olan, hatta Afrika ile Avrupa arasında, Amerika arasında, Asya arasında köprüler kuracak insanlar bunlar. Zeki çocuklar, akıllı çocuklar. Ama en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Diğer arkadaşların genel kanaatleri nasıldı? Mutlu oldular mı gittiklerine? Evet, bayağı mutlu oldular. Yani sanırım oraya varınca, birkaç gün geçirince bu tedirginlik, bu korku, emniyet için korku, bütün hisler ters düz edildi. Yani oraya gidince bu insanlar çok sıcakkanlıydı. Yani bizim yardımımız için çok sevinmişti. Sonra ve orada gördüğümüz bu insanlar böyle yaşadığı halde yani insanlar nasıl diyeyim tatmindi. Tatminkardılar. Yani yüzlerinde gülücük hiç eksik olmuyor. Hem Hiç. Cafer Bey'de biraz önce gördük, tekrar göreceğiz az sonra. Fotoğraflarda ve videolarda da görüyorum o çocukların, yetişkinlerin filan. Yani bütün o senin biraz önce saydığın eksikliklere rağmen bir mütebessim yüzleri var. Canlı canlı, cıvıl cıvıl. Öyle abi öyle. Ya, yüzleri parlıyor arkadaşlarım. Bir köyün okuluydu burası. Biraz köyü anlatır mısın? Ne gördün köyde? Su, elektrik, televizyon, telefon, cep telefonu, bilgisayar, sizin teknoloji diye teknoloji atıklarınızı belki bulamadıkları bir dünya orası. Abi yani şöyle anlatayım hiçbir şey yok. Ben Türkiye'ye de köye gittim. Bir de Mısır'da da köye gittim. Yani şöyle diyeyim. Mısır'ın köyü hani krallar gibi yaşıyorlar Tanzanya'ya göre. Yani oraya varınca bir yani toplumun olduğunun bir işareti yok. Orada sanki böyle bir ormanın içinde birkaç tane bina kurmuşlar öyle yaşıyorlar gibi. O binaların içi, Şimdi çok okulların içi, sınıfların içi
Yani bir şeyde masada 4 kişi oturuyor. 4 tane çocuk oturuyor. Şöyle nasıl diyeyim, bir 3-4 feetlik bir masada. Öyle. Şimdi insanların tatil yaptığı bir mevsim, siz tatil yerine orayı tercih ettiniz. Tatile gitmediniz. Pişman mısınız? Kesinlikle hayır abi, yani tam tersi, burası tatilden daha iyi. Burada gördüklerimiz, bilgi olarak kazandıklarımız, hissettiklerimiz, yani hiçbir şekilde hiçbir dünyanın herhangi bir yerinde tatilden kazanamayız. Peki Caferi Bey ve arkadaşları iyi bir ev sahipliği yaptılar mı size? Yemeniz, içmeniz, yatmanız, kalkmanız konusunda yardımcı oldular mı? Her şey tam tamına, hiçbir eksik yoktu. Allah razı olsun abilerden. Hiçbir yani kusur, hiçbir eksiklik bize abiler hissettirmedi. Ya ben bu hadiseyi duyduğumda şöyle düşündüm. Ya bu genç arkadaşlar ki siz de New Jersey'de Teknoloji Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Beraber gittiğiniz arkadaşlar da çoğusu Amerika'da iyi üniversitelerde okuyorlar. Yani kendi evinde, bağışlayın affedersiniz, kendi tuvaletini temizlememiş belki, temizlemekten iğrenen gençler. Çünkü Amerika'da, farklı bir dünyada, Tanzanya'da bir Tanzanyalı çocukların lavabosunu, tuvaletini yapmak ya da temizlemek için gidiyorlar. Yani aslında görünce benim hissettiklerimi bence herkes hisseder. Ama insanlar bu insanların sesini duymadığı için, göremediği için bilemiyorlar. Buradaki insanlar, buradaki arkadaşlar, benim arkadaşlarım, kendim dahil. Siz orada ne yaptınız? Tabii ki inşaatı yapan birileri oldu. İnşaat işçisi olarak, ustası olarak gitmediniz. Gördüğüm kadarıyla boya badana yaptınız. Ufak tefek işlere yaptınız ama asıl oraya bir motivasyon taşıdınız. Öyle abi, yani oraya gidince bu boyarken bir baktım, 6 yaşında 5 yaşında bir çocuk kumda oturuyor, eli kafasında şöyle bize bakıyor, bizi izliyor. Yani orada sanki aklını okuyabildim, orada aklından bu insanlar burada ne yapıyor, bu insanların burada ne işi var düşüncesi geçtiğini yani hissettim ben bu küçük kardeşten. Ama bugün anlamışlardır. O lavaboyu, o tuvaleti kullanmaya başladıklarında yani oradan her çıkan size dua ediyordur ya. İyi ki geldiler bu abiler. İyi ki bize böyle bir lavabo, tuvalet ihtiyacımızı karşıladılar diye dua ediyorlardır Sami Bey. Tekrar olsa tekrar Evet. gider misiniz? Ya da tekrar koordine olur musunuz? Yani ben kendime şöyle dedim, her yani imkanım varsa her yıl, yoksa 2-3 yılda bir gitmem şart. Çünkü görmem lazım bunları. Çünkü insan görmeyince unutuyor. Evet, kişi görmediğinin, tanımadığının düşmanı olur. Bak bir gördünüz, artık kalbinizin bir parçası orada kaldı. Evet. Göstermezsen görmezler derdi Hacı Kemal Erimez abi. Göstermezsen görmezler. Göstermek lazım. Peki bir belgesel çalışması yaptınız mı? Bari o kadar önemli bir seyahat yaptınız, işler ortaya çıktı. Kısa bir video belgeseli yapsaydınız keşke. Evet, bir belgeselimiz var. Böyle bir 3-4 dakikalık video, orada gezdiğimiz gördüklerimizi gösteren videolar, resimlerdir. Oradaki arkadaşlardır. Onları çeken bir küçük bir klipimiz var. Bir dahaki sefere haberimiz olsun. Profesyonel bir çalışma yapalım. Böyle 2-3 dakika değil de 15-20 dakikalık iyi bir belgesel çıkartalım ki o İngilizce, Fransızca, Rusça farklı dillerden yayınını yapalım. Bu genç arkadaşların bu emekleri dünyanın her bir tarafında yeniden meşale olsun, tutuştursun. Çok teşekkür ederim Sami Bey. Ederim. Ben Az teşekkür ederim. Bir de sonra gönüllü kardeşlerimizden Mustafa Bey de gelecek. Onunla da konuşacağız. Ben şimdi Cafer Bey'e dönmek istiyorum. bir Selam şey daha söyle bütün ekleyebilir miyim? arkadaşlara. Ekle. Bundan sonra her yıl Sky Academy olarak ve daha fazla arkadaş olarak bu geziyi planlamayı düşünüyoruz. Ve bunu bildirmek istedim dinleyenler için. Cafer Bey hazır mısınız? Her sene geleceklermiş bak. Hazırız abi. Bak Hazırız, bu sene bekleriz abi. 13 Seve kişi seve. olmuşlar. Seneye 40 kişi gelirler. İnşallah. İnşallah. Bekleriz. İnşallah 40 kişi demek Zaten birkaç okul, birkaç lavabo, tuvalet. Tam duyamadım Cafer'im. Böyle söyle. evet. Diyorum ki bu grubu geldiği için bize de güzel tecrübe verdiler.
İnşallah bir dahaki seferi güzel bir şekilde, iyi bir şekilde projeleri hazırlayıp bol bol proje yaptıracağız inşallah. 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 Sami Bey çok teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza da selam söyleyin. Aleykümselam. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Cafer Bey, şimdi bu seyahatin ardından senden neticeleri bir dinleyelim. Nasıl neticeler aldınız? Hem okul yöneticileri, hem öğrenciler, hem veliler, hem işte gönüllüler olarak sizler, Işık Charity'nin gönüllüleri, mutlu oldunuz mu? Faydalı bir seyahat oldu mu bu? Evet, öncelikle zaten Sami abi oradaydı. Açılış gününde okuldaki öğretmenler, öğrenciler, mahalledeki insanların hep oradaydı. Bazı gelmeyenleri de birisi geldi onları temsil etmek için. Bunun için yani kendileri gördü. Bu yaptığı projeleri onlara ne ifade ediyor? Çünkü mesela yurt dışındaki insanları Afrika'ya deyince mesela bazı grupları geliyor kuyu açılıyor. Ya da mesela bir bathroom proje yaptık. Adam söylediği zaman buradaki bathroom var ama az. Çocuklara yani şey yetmiyor. Adam kafalarında bir hayal kuruyorlar. Nasıl bir bathroom yok? Mesela nasıl insanlarda kuyu yok? Su nereden alıyorlar falan filan. Ama geldikten sonra bunları yaşıyorlar. Kendilerini görüyorlar ki o iyi bir şekilde anlıyorlar. Bunun için buradaki Tanzanya halk olarak yaptığımız projeleri onları ne kadar ifade ettiğini gelen grupları onlar kendine yaşanıyor yani yaşanıyorlar, görüyorlar. Şimdi yaptığımız proje hem okuldaki öğrencileri hem de okuldaki mahalledeki insanları hem alışverişli bir ortam sundu yani. Çocuklar şimdi bir düşün yani bir çocuk okula gidiyor. O okula gidiyor ama düşünüyor yani ben bir tuvalete ihtiyacım varsa nasıl tuvalete gidebiliyor? Ve başka bir çocuk okula gidiyor herhangi bir yani tuvalete gideceğimi herhangi bir düşüncesi yok. Demek ki bu çocukların normalde iki yani farkı var yani. Bunun için çocukları hem hijyen için hem sağlık için hem akademik için de onları çok güzel bir ortamı ortaya koydular. Tabii sadece lavabo tuvalet değil. Biraz önce anlattığı Işık Charity olarak yemek dağıtıyorlar, kumanya dağıtıyorlar. Özellikle su kuyuları açıyorlar. Afrika'nın en çok ihtiyaç duyulan temel ihtiyaçlarından bir tanesi temiz su kaynakları. Biraz önce Sami Bey de anlattı. Yağmur sularının hani bir araya gelmesinden oluşan göletlerden insanlar sularını alıyorlar ve onu kaynatıp içmeye çalışıyorlar. Birçok yerde öyle hani temiz su kaynağının olduğu yerlerde var ama şehre uzak yerlerde, köylerde temiz su kaynağını bulmak o bile mümkün değil. Artık yavaş yavaş yurt dışındaki insanların Afrika'ya ya da benzer ülkelere bu tip hayır işleri için, bu tip dostluk köprüleri kurmak için gitmeye başladıklarını görüyoruz. Mustafa Bey acaba yayına geldi mi? Eğer geldiyse biraz da onunla sohbet etmek istiyorum. Çünkü o da gönüllü kardeşlerimizden bir tanesi. Mustafa Erkam Öztürk Bey, evet yayınımıza teşrif ettiler. Mustafa Beyciğim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim elhamdülillah, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Cafer abiyle tanışıyorsun zaten. Evet, Tanzanya'dan tanışıyoruz. Nasıl hatıralar biriktirdin Tanzanya'da? Yani o işte etrafı görmek, işte oradaki çocukları görmek, ortamı görmek, orada yaptığımız işte aktiviteler yani çok iyi hatıralar oldu. Yani inşallah yakında bir daha gitmek istiyorum. Allah izin verirse. Bu teklif yani, ilk geldiğinde hiç sorgusuz sualsiz ben de giderim dedin mi yoksa düşündün mü önce bir? Ya nereye gidiyorsun? Gidiyor hele Tanzanya burası. Yo dedim yani gideriz problem yok. Yani hiç iki kere bile düşünmedim. Biz bunu zaten planlıyorduk. Sonunda yapabildik elhamdülillah. Oradan dedik yani böyle bir fırsat bir daha gelmez. Gidelim.
Elhamdülillah. Şimdi planlıyorduk dediğine göre daha önceden bir kısım bilgiler olmuş olması lazım. Nasıl bilgiler vardı ki böyle bir proje planladınız? Yani biliyoruz işte Afrika'da çok yani ortam iyi değil, yani imkanlar çok yok. Bunu da biz düşünerek eskiden bizim abilerimiz böyle bir şey yapmak istiyorlarmış, yapamamışlar. Sonra dedik ki Ozan abi siz yapamadıysanız bari biz yapalım. Yani televizyonda görüyoruz yani Afrika'yı ama yani gerçekten gidip görmek ayrı bir şey. Ondan dedik yani böyle bir yardım etmemiz gerekiyorsa yani seve seve yaparız. Ondan dedik iki kere bile düşünmedik ama yaparız dedik. Paramızı topladık, gönderdik, işte yardımımızı da ettik çok şükür. Böyle kaç bin dolarlık bir yatırım burası? Yani bu güzel işin ortaya çıkması, para topladık gönderdik diyorsun ya, hani söylenmesinde bir beis yoksa teşvik olur diğer seyircilerimize. Yani ben çok o tarafları bilmiyorum ama yanlış değilsem biz oraya yaklaşık bir 8 bin dolar gönderdik. Çok da değilmiş. Yapım için 8-10 bin işte. dolara Çok. yani böyle bir lavabo tuvalet yapılabiliyor demek ki. Evet yapılıyor yani çok hiç Yani fazla tek değil. başına bile toplayabilirsin yani Sky Akademi gibi Evet. bir derneğe bile ihtiyaç kalmadan, yani bir insan tek başına Evet. gayret edip toplayabilir böyle bir şeyi. Evet. Yani zor değil yani. Yapmak isteniliyorsa yapılır. Yani her şeyi istemek. Yani bir imkan varsa, yaptırılabiliyorsa yani çok güzel bir şey. Yani Ama çok bathroom projesi biraz garip gelmedi mi sana da Mustafa? Hani böyle bize bir de ilk kütüphane değil, biraz bir garip kantin değil, bir gelmişti. restoran değil. Doğru yani biraz bize garip gelmişti ilk başta ama yani biraz abiler detaylı anlatınca oradaki durumları dedik abi o lazımsa onu yapalım yani bizim için fark etmez oraya amaç yardım etmek. Yani böyle gördüğümüzde de yani bayağı lavabo, sınıflar falan bazı yerler baya kötüydü. Yani dedik abi bizim burada işimiz bitmedi daha. Yani tuvaletle başladık, lavabo ile başladık. İnşallah o sınıfları, etrafı falan inşallah iyice düzeltip daha iyi bir ortam yapalım Bu dedik inşallah. ağaç altında sınıf var, sıralar var. Yani bu bir yaz okulu mu? Fotoğraflarda yer alan. Yanlış değilsem okul yani normal oraların zaten hava sıcak olduğu için dışarıda yapılıyor. Orada mesela cam falan olmuyor hiç. Sınıflarda cam yok. Yani direkt o metal tel demeyeyim de demirler oluyor. Ama yani ortam çok şey değil. Yani biz Biraz gittiğimizde böyle şaşırmıştı. çocuklardan bahsetsene Mustafa. O minik minik çocuklar gelip böyle ayaklarınıza dolanmışlardır. Nasıl Evet, konuştunuz? evet, Onlar evet. İngilizce bilmiyor, siz Swahilice bilmiyorsunuz. Nasıl anlaştınız? Yani biz işte elimizi uzattık. İşte bir çak beşlik yapıyorduk. El tokalaşıyorduk filan. Yani çok konuşamasak da yaptığımız işlerle onlara inşallah bir mesaj vermiş olmuşuzdur. Yani çocuklar küçücük çocuk yani biz böyle biraz yani mutlu ediyor insanı böyle fark ediyorsun çünkü diyorsun ki bu yaptığımız yardım bu çocuklar için. Bu çocuklar daha iyi bir hayat yaşayabilsinler diye. Öyle yani. Çok çok değerli bir iş yaptınız Mustafa Öztürk, siz ve arkadaşlarınız. Hani genç Evet. kuşaklar olarak son dönemde özellikle benim takip ettiğim en güzel çalışmalardan bir tanesi bu. Hani Teşekkürler. 15-20 sene önce yetişkinlerin, yani sizin babalarınızın, abilerinizin yurt dışına gidip güzel işler yaptığını biliyoruz. Böyle arada bir nekahat dönemi oldu, böyle bir durağanlık oldu ama siz yeniden başlattınız bu hayırlı ve güzel işi. Evet, çok Bundan dolayı da şükür. ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bu projeye imza atan derneklerin hani bir tanesi de Embrace Relief. Yani Sky Akademi'nin de partnerlerinden bir tanesi. Onun web sayfasından aldığım birkaç noktayı ben paylaşmak istiyorum seyircilerimizle. 50 ülkede 80 partnerleri var. 600 bin kişiye temiz su götürmüşler. 1300 yetime
barınma ihtiyaçlarını karşılamışlar. 600 bin hastayı tedavi ettirmişler. 4500 katarakt ameliyatı, 67 binden fazla göz muayenesi yapmışlar. 1 milyon 430 bin refüjiye destek vermişler. 1 milyon yaklaşık 200 bin insana gıda paketi dağıtmışlar. Ve ayrıca özellikle kadınların öğretmen olması için, yüksek okula devam etmeleri için büyük destekler ortaya koymuşlar. Demek ki hala iyilik kervanını sürdüren arkadaşlar var. Yani bunları iftiharla söylüyorum, tebrik ediyorum. Embrace Relief ve onunla beraber bu yol arkadaşı olan bütün partner kuruluşları tebrik ediyorum. Cafer Bey, ne diyorsunuz bütün bu fotoğrafın sonunda? Siz bir şey söyleyin. Öyle kapatalım bugünkü programı. Ben özellikle gençlere çok teşvik ediyorum. Dediğiniz gibi bathroom projesi birisi söylediğin zaman yani kafanda hemen oturmuyor. Yani düşünmek lazım. Bu dünyada yani su olsun, sağlık sigorta olsun, yani bathroom bile demek ki ihtiyacı olanları var. Bunun için bu çocukları zaten ben buradayken söyledim. Onları Tanzanya için çok güzel bir temsilcimiz olacak inşallah. Bizde de inşallah. Burada sadece bir köprü gibi vermek isteyenlere ve ihtiyaç sahibi olanlara biz sadece oradaki köprü oluyoruz. Evet. Onun için, peki bu köprü, bu köprünün bir sosyal medya hesabı var mı? Biz hani herhangi bir dernek Avrupa'dan, Kanada'dan, Amerika'dan bir şey var. Yapmak istiyoruz deseler nasıl ulaşacaklar size ya da Embrace Relief'e? Var. Işık Charity bir sayfamız var. Oradayken hatta internet üzerinden başı yapanlar var. Web sitemiz de var. Işık Charity. Instagram'ımız var. Orada yaptığımız faaliyetleri paylaşıyoruz. Tamam. Şimdi biz de YouTube yayınımızın sayfasına sizin hem web sitenizin hem e-mail adreslerinizin koyacağız. Size ulaşmak isteyen, beraber çalışmak isteyen dernekler için bir kolaylık olur. Ben çok teşekkür ederim Cafer Bey, Mustafa Bey. Herkes bulunduğu yerdeki arkadaşlarına çok selam söylesin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir sonraki güzel projelerinizde yine birlikte olalım. Hoşça kalın. İnşallah. Görüşürüz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, çok güzel bir projenin ayrıntılarını dinlemeye gayret ettik. Bilmiyorum bir sürçülisan ettiysek affola ama Amerika Birleşik Devletleri'nden genç arkadaşlar, Tanzanya'daki genç arkadaşların imdadına, lisan-ı halleriyle bizim bir şeye ihtiyacımız var. Bu sese kulak verdiler, gittiler ve bu yardım köprüsünü kurdular, dua köprüsünü kurdular. İnşallah bu ve benzeri çalışmaların arkası geleceğine inanıyorum. Biz de Raindrops olarak, gün bugün olarak bu tip projeleri yayınlarımıza almaktan, konu etmekten, konu edinmekten acayip mutlu oluyoruz, keyif alıyoruz ve bu faydalı işe biz de ortak olduğumuzu düşünerek moral buluyoruz. Bir sonraki hafta, bir sonraki projede başka güzel bir insan ya da güzel bir projeyle yine huzurunuzda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın dostlarım.